Tanesi 30 kuruşa falan, 35 kuruşa falan geliyor. Uygun sanırım. Eğlenceli olabilir bunun da temizlik yapması. Sirkeli temizleyiciler korona ilk çıktığında falan baya hani tavan fiyat yapmıştı. Çok seviyorum. Sıkınca böyle bir hacmi büyüyor, köpük köpük oluyor. O durum hoşuma gidiyor açıkçası. Bu da sizlerle de paylaşmak istedim. Üzerinde tek tek detayları yazıyor. Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ilgi alanıma çok fazla giren ve gerçekten çok uzman olduğum bir konuyla ilgili konuşmaya geldim. Temizlik malzemeleriyle ilgili konuşacağız ama şöyle bir konseptimiz var. Gratis'te satılan ve Barry markasının yeni olan temizlik ürünlerini inceleyeceğiz. Şöyle mesela bir ürünüm var. Daha sonra şöyle bir ürünüm var. Böyle bir 4-5 tane ürünüm var. Böyle Benri'nin temizlik şeyleri çıkmış. Ben de dedim ki sadece burada kozmetik mi inceleyeceğiz? Birçoğunuzun sürekli kullandığı şeyler, temizlik ürünleri. Dolayısıyla böyle bir ne işe yarıyor, nasıl, fiyatları neler falan. Sizlerle bir gratis alışveriş yapmışken paylaşmak istedim. Eğer hala değilseniz şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü pişman olmayacaksınız. Daha sonra da ürünlere geçelim. Bu temizlik karbonatıyla başlamak istiyorum. Çünkü bilmiyorum hani ev hanımları falan veya sizler işte biliyor musunuz böyle bir ürün? Bana yeni gelen bir ürün. Benim için yeni bir ürün. Tam olarak ne işe yaradığını açıkçası bilmiyorum. Toz halinde bir temizlik ürünü. Şimdi nerelerde kullanılabildiğini falan söyleyeceğim. Bu arada hepsi indirimdeydi ben alırken ve fiyatları gerçekten bayağı uygun. Böyle hepsi 4-5 lira falan civarındaydı. Hatta 3 küsür lira falan aldığım ürün bile var. Hepsini göstereceğim fakat ne derece iyilerdir veya diğer markalarla kıyaslaması falan nasıl bilmiyorum. Şu anda kullanıp denemeyeceğim çünkü. Şimdi evet, bunu tanıtmakla başlayalım. Küpen böyle daha güzel duruyor. Bu tarafa dönerek okuyacağım. Evinizin her alanında etkili temizlik karbonatı, çok amaçlı temizlik için yazıyor. 1 kiloluk da bir ambalajı var. Fiyatı 4 küsürdü. Fişini attım ama online'dan da kontrol edebilirsiniz. %50 indirimden aldım. Normalde sanırım 8-9 falan da yarı yarıya geldi. Özel üretim teknolojisiyle hazırlanan ince granül yapısı sayesinde evinizin her yüzeyinde temizlik için idealmiş. Üstündeki fotoğraflarda da ilk başta kettle var. Daha sonra bir lavabo var. Yine mutfak lavabosu var. Oradaki şeyi, musluk, neydi bunun adı? Musluğu temizlemek için kullanabiliyor musunuz? Çaydanlıkta ve duşakabin başlıklarında falan böyle metal şeylerde kullanabiliyor musunuz? Şöyle de yine yaklaştırayım. Birazcık yansıyor ama bakabilirsiniz. Şimdi bunun kullanım önerileri farklı farklı. Sanırım kullanacağınız yere göre farklı miktarda ürün atıyorsunuz. Çok minikten değinmek istiyorum çünkü farklı bir özellikmiş. Şöyle diyor kullanım önerisi. Şimdi mutfak tezgahı ve lavabolar için şöyle kullanıyormuşsunuz. Tezgahlar ve lavabolarınızın temizliği için bu ürünü temiz ve nemli bir sünger veya bez üzerine serpiyorsunuz. Yüzeyi ovaladıktan sonra ılık suyla durluyorsunuz ve kuru bir bezle siliyorsunuz. Yani mutfak için kullanacaksanız temiz bir sünger veya bezin üzerine dökerek kullanıyormuşsunuz. Paslanmaz çeliklerin parlatılması için kullanacaksanız yine aynı şekilde temiz ve nemli bir süngere dökerek kullanıyorsunuz. Çaydanlık, tencere, tavalarda kullanabiliyormuşsunuz. Banyolarda kullanacaksanız da yine aynı. Nemli bir süngere döküyorsunuz. Bunlar aynıymış. Buzdolabı temizliği için diyor ki 1 litrelik suya tepeleme 1 çay kaşığı kadar dökün, karıştırın ve yine bezle silin. Bulaşık makinesi için diyor ki deterjan gözüne tepeleme olmayan bir çorba kaşığı, yani 20 gram dökün. Ve bu şekilde tüm kullanma şeyleri farklı. Yani kullanacağınız alana göre kullanacağınız miktar falan değişiyormuş. Böyle bir toz ürün bence farklı bir üründü. Açıkçası burada sizlerle de paylaşmak istedim. Üzerinde tek tek detayları yazıyor. Satın aldıktan sonra da iyice inceleyebilirsiniz. Bu şekildeydi. Şimdi geçelim ikinci ürünümüze. Çok amaçlı bir temizleyici göstereceğim. Sirke içeriyor. Bu sirkeli temizleyiciler korona ilk çıktığında falan baya hani tavan fiyat yapmıştı. Fakat bu indirimde sanırım 4.25'ti. 4 lira gibi ben size söyleyeyim. 4 ile 5 arası gidip gelebilir. Zamlanır, o olur, bu olur. Sonra niye yanlış fiyat verdin demeyin. Diyor ki etkili sirkeli temizleyici. Limon kokuluymuş. Tüm yüzeyler için kullanılabiliyormuş. Doğal olmayan temizlik maddesi ve koruyucu içermiyormuş. Bu şekilde 750 mililitrelik bir boyutu var. Yine yaklaştırayım size. Spreyli buradan açma kapama kısmı var. Spreyini ayarlayıp sıkabiliyorsunuz. Nerelerde kullanacağı için şurada 3 tane fotoğraf var. Bir tanesi fayanslar, bir tanesi lavabo, bir tanesi de ocak üstü. Yani bu üçünün fotoğrafını koymuşlar bu alanlar için.
kullanıma uygun. Benri çok amaçlı temizleyici mutfak, banyo ve tuvaletlerde su lekelerini, kireci yağı ve sabun artıklarını temizler. Şimdi kullanım önerileri yine farklı farklı. Temizlenecek yüzey püskürtme, yüzeyi temiz bir bezle kuruyana kadar silin diyor. Buzdolabı için bir şey var. Buzdolabını silebiliyormuşsunuz. Fırın içini silebiliyormuşsunuz. Fırın içi için şey diyor. Püskürttükten sonra kirli alana bunu sıkıyorsunuz. Bir 5-10 dakika çözülmesini bekleyin diyor. Daha sonra silin diyor. Çaydanlık için de şey diyor. 1 litre suya 1 çay bardağı ekleyerek dökün ve temizleyin diyor. Ders temizliği yapabiliyor musunuz? Direkt fıslatarak, direkt yüzeye sıkıp 5 dakika bekliyormuşsunuz. Bir de bulaşık makinesi için kullanabiliyor musunuz? Onda da parlatıcı gözüne 15-20 mililitre ilave ediyormuşsunuz. Yine çok amaçlı. Bence işe yarayabilecek. Sizlerin de mutlaka işine yarayabilecek bir ürün. Hem indirimde uygun fiyatta hem de gratis her yerde var. Böyle bir gidip bakabilirsiniz. İlla inceleyebilirsiniz. Bence farklı farklı böyle markalar çıkınca incelemesi de güzel oluyor. Gayet yararlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Zaten evlerden eksik olmayan bir ürün. Bu da bu şekildeydi. Sıradaki ürüne geçiyorum. Bence videodaki farklı ürünlerden bir tanesi. Ve son zamanlarda böyle diğer markalarda da çıkan bir ürün sanırsam. Bu banyo temizleyici köpük. Bayağı kocaman bir boyutu var. 500 mililitrelik bir ambalajı var. Normal böyle sıvıymış gibi çalkaladığınızda. Ama sıktıktan sonra köpüğe dönüşüyor. Eğlenceli olabilir bununla temizlik yapması. Fakat temizlik çok ilgi alanım olmadı veya şu ana kadar çok fazla hani yapmadığım için çok detaylı bilmiyorum ve hem ben de şu an aslında okurken öğreniyorum hem de sizlere gösteriyorum. Etkili kir kireç sökücü olarak geçiyor. Yine limon kokuluymuş. Banyonuzda oluşan kir ve kireç lekelerini iz bırakmadan temizler diyor. İşte lavaboda, tuvalette ve duşakabinde kullanabiliyorsunuz sanırsam. Yine şu şekilde fotoğrafları var. Benri banyo temizleyici köpük günlük banyo ve tuvalet temizliği için uygundur. Aktif köpüğü sayesinde duşakabin, tuvalet, fayans, lavabo ve tezgah üzerinde oluşan kir, kireç ve sabun kalıntısına doğrudan etki eder. İçerisindeki limon esansı temizledikten sonra güzel bir koku bırakır diyor ve iz bırakmaz diyor. Kullanımı için de kullanmadan önce iyice çalkalıyorsunuz. Daha sonra da ürünü dik tutarak temizlenecek yüzeye yaklaşık 25 cm uzaktan püskürtüyorsunuz. Yani böyle bir karıştan biraz fazla bir mesafeden sıkıyormuşsunuz. Püskürttükten sonra duruyorsunuz veya ıslak bir bezle temizliyorsunuz. Artıcı veya diğer temizlik maddeleriyle birlikte kullanmayın diyor. Bu şekilde. Yani bunu sıktıktan sonra o köpüğe dönüşme hali keyifli olabilir. Çünkü ben mesela saç köpüklerinde falan onu çok seviyorum. Sıkınca böyle bir hacmi büyüyor, köpük köpük oluyor. O durum hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden böyle yine çok amaçlı bir köpük. Bunun fiyatı da 6 TL'ye düşmüştü. Sanırsam 12 TL'den 150 ile düşmüştü. Yine uygun fiyatlı böyle indirimlerde göz atabileceğiniz bir ürün. Benri'den 4 tane ürün, bir tane farklı bir markanın ürünü almıştım. Şimdi Benri'nin son ürününü gösteriyorum. Bu birazcık daha sanırım cif olarak tanımladığımız krem temizleyici. Ocak üstlerinde, lavabolarda falan kullanabiliyorsunuz. Fayanslarda da kullanabiliyormuşsunuz. En zor kirleri bile anında temizler diyor. Maksimum temizlik, hijyen. Yine limon çiçeği kokuluyormuş. Ve yüzeylerin daha da parlak olmasını sağlıyormuş. 750 mililitrelik bir boyutu var. Direkt buradan açarak böyle döküp kullanıyorsunuz. Az çok aşinasınızdır. Şimdi arkada özellikle bir şey varsa onlara bakalım. Özel olarak hazırlanmış formülüyle lavabo, fayans, banyo, karo ve mutfak eşyası gibi yüzeyleri temizler ve parlatır. Kullanmadan önce ürünün yüzeye uygunluğunu mutlaka küçük bir bölgede test edin. Doğrudan lekenin üzerine ya da ıslak bir süngürün üzerine dökerek kirli yüzeyleri silin. Daha sonra su ile durulayın. Alüminyum, ahşap, vernikli, boyalı, cilalı, dayanıksız yüzeylere şey yapmayın diyor, kullanmayın diyor. Ankastre, beyaz eşyalarda, deri, ipek ve yün gibi hassas renkli tekstillerde kullanmayın diyor. Bir de kapağını kapatmayı unutmayın diyor. Sonra sanırım açık bırakırsanız kuruyormuş. Bu da bu şekilde çok amaçlı bir temizleyici. Fiyatı da 3,75'ti. Normalde market fiyatları nasıl hiç bilmiyorum. Bilginiz varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hiç açıp bakmadım. Alırken de çok fazla sanırım dikkat etmedim eve alırken falan. 3,75 için uygun gibi. Beğeniden aldığım son ürün de bu şekildeydi. Şimdi bir de farklı markanın bir ürünü aldım. Sanırım 60 tane tablet. Evet, 60 tane tablet içeren. Evet, tam olarak cümlemi toparlayamadım. Markayı da nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum. Sanki Almancaymış gibi yazıyor. Redentag gibi bir marka. Gratis'te satılıyordu. Farklı bir yerde de daha önce açıkçası denk gelmemiştim. Bu bir bulaşık deterjanı bu tabletlerden ve içerisinde 60 tane bulunuyor.
Normal fiyatı sanırım 44 liraydı. 22 TL'ye aldık. Tanesi 30 kuruşa falan, 35 kuruşa falan geliyor. Uygun sanırım normallerine göre. Yine piyasadan çok fazla haberim olmadığı için diğerleriyle kıyaslayamıyorum. Fakat 60 tablet 20'ye gayet başarılı. Şimdi arkasındaki yazara bakıyorum. Bulaşık makinesi tableti olarak geçiyor. 5 özellik bir aradaymış. İlk olarak mükemmel temizlik sağlar diyor. İnatçı lekeleri kolayca çıkarır diyor. Ekstra parlaklık sağlar. Su ve kireç lekelerini önler. Cam koruma özelliği de camların çizilmesini engeller. Bu şekilde 5 tane özelliği varmış. Kullanım talimatı içinde koruyucu filmi çıkarın ve deterjan haznesine yerleştirin. Yıkama programını seçin ve başlatın. Tableti çatal bıçak sepetine koymayın. Gümüş eşyalar için de uygun değildir diyor. Paketi serin, kuru ve kapalı tutun diyor. Yıkama ipucu için yıkama ipuçları yazmış. İri yemek artıklarını yıkama öncesi çöpe atın. Ön durulama gerekli değildir. Yıkama kollarının serbestçe dönebildiğinden emin olun. Şu pervanesi var ya, onu kastediyor sanırım. Bulaşık makinesi filtresini ve yıkama kollarını düzenli olarak temizleyin. Alüminyum malzemeli ürünler, ahşap ürünler bulaşık makinesi için uygun değildir diyor. Bu arada dış ambalajı, şu kutuları falan %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş malzemeden oluşmuş ve atık olarak atılabiliyormuş. Yine tablet koruyucu filmi geri dönüştürülebilir malzemeden oluşuyormuş. Bunları da yazmışlar ve içindekiler kısmı var. Böyle yani ithalatçı firma olarak Gretis yazıyor. Direkt ben sanırım hani Benri, Be Beauty veya Eclipse falan gibi Gretis'in bir markası ama sanırım yeni yeni görmeye başlayacağız. Çünkü daha önce hiç dikkatimi çekmemişti. Şurada açma yeri var. Bir açıp üstten bakmak istiyorum. İçindeki kapsüller, tabletler nasıl diye. Şuradan açıyorum. Tekrar şurayı da açıyoruz. Şu şekildeymiş. Şöyle yuvarlak yuvarlak, üstüne minik yeşil bir tabaka var. Şöyle iki şeyli gibi düşün. Bunlar da böyle ayrı ayrı paketlerde. Son kullanma tarihi falan yazıyor mu, onu bir de merak ettim. Sanırım son kullanma tarihi yok, göremedim. Bu da bu şekildeydi. Gratis'ten aldığım son temizlik ürünüydü. Bugün size göstereceğim ürünler bu kadar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like tuşuna basmayı ve eğer hala değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Sorunuz olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ürünlerle ilgili dediğim gibi çok fazla bir bilgiye sahip değilim ama böyle fiyat olur, bir şey olur. Hepiniz internetten bakabilirsiniz ama yani dediğim gibi herhangi bir şey aklınıza takılırsa yorumlar kısmından bana her zaman sorabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.